Nasılsın Fatma Hanım, iyi misin? İyiyim hocam. Var mı şikayetin bugün? Şikayetim yok hocam, iyiyim. İyi, bak ne güzel ameliyatın oldu. Bugün de seni şifayla evine göndereceğiz inşallah. Sen şahat şeyinden de arayacağım. Tamam. Hastamız Fatma Hanım, 63 yaşında. Dış merkezde gittiği hastaneye nefes darlığı çarpıntı şikayetine başvurmuş. Orada yapılan tetkikler sonucunda kalbin içerisinde genellikle nadir görülen kalp tümörü olduğu saptanmış. Kalp tümörleri nadir görülmekte fakat genellikle de iyi huylu olmakta, hani kötü huylu pek olmamakta. Çoğu zaman başka bir yerden kalbe gidip uzanan tümörler ya da primer olarak yani sadece direkt kalbin içinde köken alan tümörler olabiliyor. Hastamızda da direkt kalbin kendi içerisinden köken alan tümör mevcuttu. Kalbin sol kulakçığında sağ ve sol kulakçığı ayıran zara yapışmış bir tümörü vardı. Yaklaşık 4 cm genişliğinde. Biz ilgili tetkiklerimizi, her şeyimizi yaptık. Ameliyat öncesinde hazırlıklarımızı yaptık. Ve hastamızın ameliyatının da normalde biz açık kalp ameliyatlarını göğüs kafesini, bu halk arasında iman tahtası denilen kaburgaları önden tutan ana kemiği keserek yapmaktayız. Bu cerrahlar için büyük bir konfor açıp geniş bir şekilde yapmak. Fakat biz hastamız için göğüs kemiğini açmak yerine meme altından, kaburgaların arasından küçük bir kesiyle girerek kalbin odacığına ulaştık, kulakçığına ulaştık ve oradaki tümörünü temizledik. Bu yöntemler büyük merkezlerde yapılan yöntemler. Bölgemizde de pek bunun örnekleri yok maalesef. Biz de hastamızın hayatına daha kısa sürede devam edebilmesi için bu yöntemi tercih ettik. Hekim için zor, cerrah için zor ama hasta için oldukça konforlu bir yöntem. Sonuç olarak hastamız artık 2 ay boyunca göğüs kemiği kaynaması gibi bir şey olmayacağı için 2 ay sırt üstü yatmak zorunda kalmayacak. Erken dönemde normal hayatına, günlük hayatına dönebilecek. Artık sağa sola dönerek yatabilecek. Alo, hastane. Servise bir gelsenize. İkisi kalp ameliyatları bahsettiğim gibi cerrah için zor olan ama hasta konforunu artıran özellikli bir ameliyat. Çoğu merkezde yapılamayan bir işlem bu. Sonuçta dar alandan küçük bir bölgeye ulaşmak zorundasınız ve çoğu yeri görmenizde imkan kalmıyor. İşte burada da video kamera desteklerini kullanıyoruz. Kamera yardımıyla ilgili göremediğimiz yerleri de o bize göz oluyor. Oralara da ulaşmamızı sağlıyor. Yani aslında kamera destekli, video destekli bir ameliyat bu. Sonuçta kaburga arasından hiçbir dışarıdan iz belli olmadan memenin altında kaldığı için kesimiz ameliyatımızı bu şekilde gerçekleştirdik. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hani bu bölgede, bu hastanemizde bu ameliyat ilk defa yapılıyor. Güzel bir ameliyat oldu, şükür olsun. Hani hasta için de konforlu oldu. Evet, belki bizim için biraz zor olsa da dahi hani sonunun böyle güzel olması, hastamızın şifa ile burada olması bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tabii ki bu süreçlerde sadece bu bize bağlı olan bir şey değildi. Anestezi hekimlerimizle, keza yoğun bakım hemşirelerimizle, servis hemşirelerimizle hasta topluca bir ekip ruhu ile bu başarıyı elde ettik. Onun için mutluyuz. Bölgemizde böyle daha inşallah güzel ilkler nasip olacak. 63 yaşındayım. Ondan sonra bir kalp safhanesi vardı bana. Ondan sonra bir şey oldu bana, fenalık oldu bana. Çıktık aile kimse dahil diye. Nefes mi alamadın? Alamadım, her nefes alamadım. Çıktık oraya. Dedi ki, o gün de çok doktorumuz yoktu. Başka doktora mazara ettik. O bize bir kağıt verdi. O çağda karşılık şey çekildi bana, otosan çekildi bana. Dedi sana çocuk tümör var dedi. Ben inanmadım. Geldim Rize'ye, buraya çekilen de şeylerim aynı çıktı. O zaman Allah razı olsun, beni hemen ameliyat aldı. Beni kurtardı bu dertten. Allah bin kere razı olsun. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Kollarım, rahatladım. Hemşirelerim de çok iyi. Allah razı olsun. Tamam. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok iyi. Onun için böyle bebek gibi baktılar beni. Soru yürüsü mü olsa o zaman açmayacağız.
Teşekkür ederim. Hazırlarından teşekkür ederim. Hemşehrilerinden teşekkür ederim. Benim bebekçi bir baktı. Allah razı olsun oradan. Cümlemizden.